Hadi şu Jogren sendromunun sınıflama kriterlerini görüp araya çıkalım. Bakın arkadaşlar demin ne dedik? Hasta neyle geliyordu? Hocam benim gözlerimde kuruluk var. Benim ağzım kuruyor diye geliyordu. Yani göz kuruluğunu ve ağız kuruluğunu bize verecek. Peki hastanın söylemesi yeter mi? Hayır. O zaman biz ne yapacağız? Gözünün kuruduğunu ve tükrük bezinin yani ağzının kuruduğunu objektif olarak göstereceğiz. Ne yapacağız? Bakın şu ekranda gördüğümüz gibi yapacağız. Şirmer testi Göz kapağının içerisinde iki tane beyaz kağıdı koyacağız. 5 dakika içerisinde eğer 5 milimin altında olursa buradaki ıslaklık evet senin gözün gerçekten kuru diyoruz. Ya da ne yapıyoruz? Tükrük bezi miktarı tutulumunu değerlendirmek için tükrük miktarını değerlendiriyoruz arkadaşlar. Bu da yine kuru ağzı da bize gösteriyor. Yani kuru göz kuru ağız dedik. Bunların objektif göstergelerini bize vermeleri lazım. Bunları da verdi. Geriye kaldı iki tane en değerlisi histopatoloji. Eğer fokal lenfositik XTL adeniti gösterirsek bizim için en kıymetli şey bu. Peki hadi biyopsi yapacak imkanımız yok. O zaman ne yapacağız? Geleceğiz arkadaşlar işte otoantikoruna bakacağız. Antiro ya da antila antikoru bize Jogren sendromunu düşündürecek arkadaşlar. Bu kriterlerden 4 tane ve daha fazlasının sağlanması tanı için yeterli olacak.